Bugün size NASA'da çalışan ilk Türk bilim kadını olan Dilhan Eryurt'tan bahsedeceğim. Kendisi en önemli bilim insanlarımızdan birisidir. Resimde gördüğünüz gibi kendisi. Burada bu sunumda hayatından, yaptığı çalışmalardan, Apollo projesinden ve yaptığı katkılardan bahsedeceğim. Kendisi 1926 yılında İzmir'de doğmuştur. Babasının atanması sonucu İstanbul'a, sonra da Ankara'ya taşınmışlardır. İlk ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Ardından 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi bölümünü kazanmıştır. Matematiğe olan ilgisini de bir kere daha kendisine ispatlamıştır. Bu bölüme başladığında ailesine günün birinde Ay'dan arsa alacağım diye kendisine söz vermiştir. Ailesine söz vermiştir. Bu kadar da yüksek bir vizyonu vardır. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduğunda ise Ankara Üniversitesi'ne geri dönüp astronomi bölümünde 2 yıllık asistanlık yapmıştır. Ardından çalışmaya devam diyerek lisans üstü çalışmasını Michigan Üniversitesi'nde devam etmiştir. 1953 yılında ise buradan mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra, yani 1953 yılında Ankara Üniversitesi Astrofizik dalında doktora ve ardından doçentlik çalışmalarını tamamlamıştır. Çalışmalarını gören Atom Enerji Ajansı, Kanada Chalk Rayet Atomik Enerji Laboratuvarları yani, 2 yıllık Kanada bursu almıştır. 1961 yılına kadar burada çalışmalarına devam etmiştir. Atomik enerji laboratuvarlarında yaptığı çalışmalar sonucunda NASA'ya bağlı olan Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nden burs kazanmıştır. Tabii Dilan Eryurt bu bursu kaçırmamış, direkt Goddard'a bir yolculuk gerçekleştirmiştir. Böylece NASA'da çalışan ilk Türk bilim kadını olmuştur. NASA'da en çok güneş üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bunlar güneşin oluşumu ve evrimi hakkındadır. Ardından Güneş hakkında en büyük yanlışı düzeltmiştir. Güneş hakkında bu kadar bilgi edinmemizin, bilmemizin neredeyse tek sebebi Dilan Eryurt'un yaptığı çalışmalar sayesindedir. Yanlışa geri dönecek olursak, Güneş'in parlaklığının oluşumundan bu yana gittikçe artmadığını, geçmişte daha parlak ve sıcak olduğunu ortaya koymuştur ve gittikçe soğuduğunu da ispatlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda Güneşi zapt eden kadın olarak tanınmaya başlanmıştır. Bu unvanı hak etmiştir. Apollo projesi de bildiğiniz gibi Amerika'nın Ay'a gönderecek ilk insan projesidir. Ve 1969 yılında gerçekleştirmiştir bu olay. Dilhan Eryurt ise bu projede önemli katkılar sunmuştur. Ve bu katkılar başarıyla gerçekleştiğinden ötürü 1969'da yine aynı yıl içerisinde Apollo Başarı Ödülü ile ödüllendirilmiştir. 1968'de Türkiye'ye geldikten hemen sonra ilk astronomi toplantısını yapmıştır ve sadece 25 kişi katılabilmiştir. Türkiye'de o kadar az sayıda bilim insanımız varmış. Antalya'da TÜBİTAK'ın gözlemevini kurulması ve hayata geçmesinde çok büyük katkıları vardır. ODTÜ'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sadece 5 tane 5 doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Birisi de şu an Türk Astronomi Derneği Başkanlığı'nı yapmaktadır. Bu sırada 4 tane daha ödüller kazanmıştır. Onları da okuyarak söylemek istiyorum. 1973 yılında ODTÜ Fizik bölümüne döndü. Ve ardından astrofizik ana bilim dalını kurdu. Bu sayede ülkemizde astrofizik ve yıldız evrimi terimleri girdi. 1977 yılında TÜBİTAK Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü ile ödüllendirildi. 1988 ve 93 yılları arasında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığını yürüttü. 1997 yılında ise Türkiye Bilimler Akademisi'ne şeref üyesi seçildi. 1993 yılında emekliye ayrıldı. Bu kadar çalışma yaptıktan sonra 13 Eylül 2012 tarihinde ise geçirdiği kalp krizi sonucunda Ankara'da hayatını
kaybetti. Bu sunumda kullandığım kaynaklar ise burada. Daha detaylı bir video için en alttaki kaynakçama bakabilirsiniz. Teşekkür ederim.